Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Beni Mehmet vuran Bey baba takacak. Açayım göstereyim mi? Orada karşı yoldan geçtim. Kimin ne atılır dedik. Allah Allah. Efe Hazretleri'nin dediği gibi. Perspektif'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Olcay. Yanımda çok sevdiğim arkadaşım Cengiz Keçici ile birlikteyiz. Merhaba Cengiz. Merhaba. Merhaba Olcay Bey. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Cengiz'le ilk programımız, kendisinin Cengiz Keçici adında bir YouTube kanalı var. Evet. İsim soyisim. İsim soyisim şeklinde bir YouTube kanalımız var. Nasıl gidiyor Cengiz YouTube kanalın? Güzel gidiyor demek isterdim ama yani şöyle, bir süredir video çekmiyorum ama tekrardan başlayacağım. Onun dışında güzel gidiyor. Yani beni eğlendiren bir kanal. Hı-hı. Girenler de eğleniyor genel olarak. Genel olarak evet yani ben de çok eğleniyorum. Bir sıkıntı yansımadı yorumlarda olsun, DM'lerden olsun. Hı-hı. Genel olarak beğeniliyor ama daha çok kitlenin beğenmesi açısından şu an için biraz gerideyiz. Ama ilerleyen süreçte onlar da olur. İlerleyen süreçte insanlar da görür, izler diye tahmin ediyorum. Ya ben olacağını düşünüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam seni Ekşi Sözlük'teki bir linkten takip ederek bulmuştum. Ve o günden beri videolarını takip ediyorum ve like'lıyorum açıkçası. Çünkü farklı bir tür tarzda bir mizah yapıyorsun ve mizahın hoşuma gitmişti. Arkadaşlar daha çok durum komedisi üzerine diyebiliriz. Yani durum eleştirisi yapıyorsun gibi geliyor. Evet yani her videoda bir konu belirleyip çerçeve konu belirleyip onun üzerine bir şeyler yazıp oynuyorum gibi aslında. Tam olarak. YouTube.com/Cengiz Keçici tekrar söyleyelim. YouTube.com/Cengiz Keçici yazdığınızda Cengiz'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendisini takip etmek isteyenler bu adresten takip edebilirler. Aslında bizim perspektife Cengiz'i davet etme nedenimiz farklı bir bakış açısı olduğunu fark ettik ve kendisi sağ olsun çok tevazu göstererek, büyük bir alçak gönüllükte bizi hiç geri çevirmedi öyle söyleyelim ve bir program yapmaya karar verdik. Hem onunla bir tanışma programımız oldu hem de şu geçtiğimiz gündemde hem Cengiz'in yaptığı mizaha da yakın olarak geçtiğimiz gündemde abuk sabuk haberleri toparlayıp bir yorumlayalım istedik. Cengiz istersen başlayalım. Başlayalım. Küçükten başlayalım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir Zomato isimli internet sitesi işte kadınlara ve trans çalışanlarına regl izni vermesiyle gündeme geldi. Türkiye gündemine oturdu. Ben sanırım haberi Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey. Bugün tekrar okudum. O senin dediğin noktaya geldi. Ya yani trans çalışanlara regl izni neden veriliyor onu anlamadım. Trans derken hani kadından erkeğe şeklinde mi yoksa erkekten kadına şeklinde mi yoksa ikisine de mi bir regl izni? Onu tam oturtamadım kafamda ama kadınlara regl iznini çok mantıklı buldum. Her yerde zaten ayakta alkışlanacak hareket falan filan yazmışlar. Evet. Bence mantıklı yani destekliyorum. Dünyada aslında da zaten aslında bazı ülkeler ve şirketler kısım kısım geçiyorlar bu kadınlara regl izni olayı. Çoğu ülke halletmiş durumda bunu da. Yani trans bireylere regl izni verilmesi konusunda şey var. Hani yeterli bir açıklama da yok açıkçası. Hani dediğin gibi kadından erkeğe mi, erkekten kadına mı yoksa her ikisine de bir bu izin verilecek konusunda bir yani şöyle orada bir adam kayırımı olabilir. Evet. Bu baktığında hani regl olmuyordur ama transsın diye tamam kardeşim sen de regl iznini al yandan sen de iznini yap falan diye. Benim aklıma ne geldi biliyor musun? Olacak kadar da Levent Kırca'nın bir bölümü vardı. İşte bu işsizler bütün kahvede oturuyorlar. Hepsi delikanlılık şeyinde böyle. Hiç kimse erkekliğini laf ettirmiyor. İşte gazetede Levent Kırca şeyi okuyor.
Habere bak ya diyor, işte trans bireyler diyor, işte eşcinseller diyor ya da işte şu kadar maaş oluyormuş falan. Birden hepsi kırılmaya başlıyor orada. İşte ben az önceki delikanlılardan eser yok. Hani böyle bir suistimale de açık, aynen, bir durum aslında yani. Evet ya, ben o şirkette çalışan bir erkek olsaydım üzülürdüm. Ya evet, Ekşi'de de okudum o yorum. Hani ben böyle bir ortamda çalışmak istemezdim diyen, pozitif ayrımcılık durumu var biraz. Hayır yani kadınlara verilsin, hani trans gerçekten onu kanıtlayabilmesi lazım bence. Biyolojik olarak ona ihtiyacı olduğunu kanıtlaması lazım. Gerekiyor. Yani zomatoloji bir... Onun dışında şey almış. Kadınlara destekliyorum. Hatta yani mümkünse kadınların regl takvimleri bize aylık raporlar şeklinde gelirse biz de insanlara ona göre davranırız. Hani o günler hiç uğramayız yanlarına ya da hani çikolatayla falan gideriz. Sıcak su torbamızı yanımızdan eksik etmeyiz. Böylelikle şirket içi daha birlik, beraberlik ve bütünlük içinde çalışma imkanı doğar diye düşünüyorum. Aynen. Bence de bir kadınlar yanlarında bir takvimle en azından yakın iş arkadaşlarına bu takvimi bence vermeleri gerekiyor. Ya ben isterim yani. Hı-hı. Müdürüm kadın olabilir ya da beraber çalıştığım, yani denk pozisyonda çalıştığım kadınlar olabilir. Hı-hı. Ona göre o gün ya bir çok acelesi yoksa 2-3 gün sonra gider çözerim yanıma işimi. Yani hiç muhatap olup hem onu darlamak istemem, hı-hı, hem kendim sıkıntıya girmek istemem. Zaten iş ortamında herkes gergin olabiliyor. Birileri, evet ya, gergin adamlar dolaşıyor gereksiz yere. Zaten insanlar bir şekilde gerilmeye müsait. Bir de onlar iyice fitili ateşleyince çok sıkıntı oluyor. O yüzden daha böyle kaçak göçek o günlerde dolaşabilirim. O yüzden bana bir takvim lazım. Tabii şu an talep edemiyorum ama o şimdi takvimi ama hangi birini tutacaksın? Bir, şey bir de öyle bir durum var yani. Diyelim birden fazla arkadaşım var ve ya işte sen bakayım falan, aa bugün iyisin falan mı diyeceksin? Nasıl olacak bu? Nasıl altına kalkmayı düşünüyorsun? Yani mesela 4 günse o 4 gün ona vuramam. Diğer 4 gün ona vuramam. Yani 3 kadın aynı anda bir işim olmuyor benim. Olanların da Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani 3 kadına hiç işim olmadı. İşim de olmaz zaten. 3 kadına hiç işim olmaz. Ben hani bir kadına işimi çözerim, sonra diğer imzaları attırırım. Ya genelde benim kadınlarla ilişkim iş yerinde imza attırma şeklinde oluyor. O yüzden benim de çok problemim olmuyor açıkçası. İmza da atıyorlar sağ olsunlar. Onun dışında daha böyle hani toplantı yapalım, birlikte proje geliştirelim noktasında olan erkekler nasıl çözüyor bilmiyorum. Hı hı. Problem yaşıyorlar mı onu da hiç bilmiyorum açıkçası. Ama reglizm mantıklı. Fakat bu yetersiz. Yani bunun dışında mesela bekarlara temizlik izni. Yani çünkü tek başına yaşıyor genelde, evet, adam. Yani evi, evet, temizlik bir vakte ihtiyacı var. Aynen. Ya da bekarlara gene aynı şekilde çiftleşme izni. Ya bu adamın bir çiftleşmeye ihtiyacı var, bir evlenmeye ihtiyacı var. En azından biriyle çift olmaya ihtiyacı var. Tabii. Bunun için de ona bir süre verilebilir iş yeri yani kanalıyla. Ufkumu açtın şu an, evet. Yani ben de bu yönden hiç düşünmemiştim. Bekar erkekler için de bu tarz izinlerin çıkması erkek gerekiyor. Erkek değil ya, kadın da olabilir. Kadın da olabilir, aynen. Kimse 45 yaşında bekar, ipsiz sapsız biriyle iş yerinde çalışmak istemez. Herkes, hı-hı, parmağında yüzüğü olsun, düzenli bir hayatı olsun. Öyle insanlarla özellikle beyaz yakalılar çalışmak ister yani. 45 yaşında ne yediği belirsiz bekar, hı-hı, adam mesela dağıtmış kendini. Hı-hı. Bu adamın işe de hayır olmaz. O yüzden 25'ine itibaren ve 10 sene boyunca yıllık 10'ar gün atıyorum. Hı-hı. Çiftleşme izni. Sen git birini bul kardeşim şeklinde. Aynen. Negatif enerjiyi bir at ya da atıyorum bir toparlan gel. Hayatına birini sok. Hayatını düzene, evet, sok. Doğru, çok mantıklı. Nasıl hatta ki babalık izni kadar doğal bir şey bu bence. Evet, evet, kesinlikle. Bununla ilgili, hı-hı, büyük kurumlarda böyle bir sendikalaşma bile olabilir. Olabilir, aynen. Bekar sen. Bekarsan katılırsın.
Orada ben şey benim videomdaki şeye geldi ya. Orada da böyle bir şey değinmişti. Doğru be mantıklı geliyor çünkü. Hı-hı. Bekarlar katılsın orada. İşte Hı-hı. etkinlikler mi düzenlersin? Bilardoya mı gidersin? İşte bowling'e mi gidersin? Gidin bir şekilde aranızı yapın. Sosyalleşin, yani, aranızı yapın. Evet. Evet. Çünkü özellikle özel sektör biraz daha şey bir konuda. Yırtıcı. Hani yırtıcı, giriyor çıkıyor, evet. bir şeyler düzenliyor falan filan da. Hı-hı. Devlet sektörü biraz geri kalmış. Kamuda bari sıkıntılar bekar var. Bekar seni çözebiliriz. Aynen. Bu bekar seni bence bir biz de programımızı alalım. Bu bir masaya yatıralım. Çünkü çok mantıklı geldi ya. Artık benden geçti gerçi de biraz daha senin gibi bekarsan. Bekar memurları. Aynen. Bekarsan. Sloganımız da hazır. Aynen. Ya bu toparlayacak olursak ya yani kadınlara Reel izni çok mantıklı. 10 gün veriyor yılda. Aynen. İşte 12 ay var. Cumaları alsa, hadi bayram mesela 28'ine şeye geliyor mesela Perşembe'ye geliyor bazen. Cumayı al 4 gün kapat, tatile git. Değil mi? Bence çok mantıklı. Yani çok faydalı şekilde kullanılabilir diye düşündüğüm bir izin türü. Hı hı. Bize de gelir umarım. Tabii. Yani her taraftan bence her iki cins için de söylüyorum. Yapılabilir bir durumu var. Özellikle bekarlık konusundaki izin fikrini değerlendirmek gerekiyor. Bu açıdan hiç düşünmemiştim. Gayet olumlu bir çalışma olur. Hem çalışanlar için hem aslında verimlilik adına. Tabii tabii kurum adına da. Hı hı, aynen. Peki başka bir konudan bahsedeyim sana. Bu geçen hafta şeyde birinci kattan aşağıya düşen bir dayı var. Bu dayı evet. hakkında söyleyeceğim bir şey var mı ya? Ben hani izlerken gülmekle gülmemek arasında çok kaldım. Ama sonunda dayanamayıp bastım kahkahayı yani. Hani ilginç bir şekilde dayı beni kendine hayran bıraktı ki ben hatta düşen birini hayatta izleyemem. Hani ya da bir yerden sert bir şekilde düşen, canı yanan birini izleyemem ama bu dayı beni izletti diyebilirim. Sen izledin bu videoyu. Yani şöyle ben videoyu açtığımda mümkün değil aklıma gelmezdi adamın oradan düşeceği. Zaten gülme noktası da bu yüzden oluyor. Hani beklenmedik bir şey ve karşına beklenmedik bir şey çıkınca gülüyorsun. Adamın 5 metreden düşmesi bence çoğu insanın gülmesine katkı sağladı. Evet. Yani bir 25 metreden düşmekle, yani 4. kattan falan düş. Evet. Bağırsaklarını görseydik o adamın. Gülmek biraz daha zor. Ben gene gülerdim muhtemelen. Ama bazı insanlar için biraz üzen bir video olurdu. Evet. Daha çok hassas bireyler için. Ya. Evet ya yani o tarz görüntülere alıştık ya. Şeyde ilkokulda bir site vardı. Şimdi ismini vermeyeyim. Kimse girmesin. O tarz görüntülerin olduğu siteler vardı. Girip yani nasıl bir psikolojisin 13 yaşında onlara girip bakıyorsun ama onlara baka alıştık herhalde. Şu anda 4. kattan düşüp parçalanan bir adam görsem üzülerek söylüyorum. Gülerim yani. Kimse hissizleştin mi biraz? Efendim? Hissizleştin o zaman bu konuda. Ya evet yani o noktada benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Gülmekten başka yani. Ya aslında gülme şekli yani gülme şeyimiz biraz hani adam küfrederek düşüyor ya aşağıya. Hani geleceğim lan oraya falan deyip geleceğim deyip pat diye aşağı birdenbire gelmesi ya ilginç geldi bana. Ya çünkü işte öfkeyle kalkan zararla oturur şeklinde. Bu atasözümüz aklımıza gelip gülmeyi daha da arttırıyoruz aslında baktığında. O küfrede zaten öyle bir ortamın oluşmasını ben anlayamadım. Ya aşağıdan sürekli adam bir tahrik var adama. İstersen videoya bir bakalım seninle. Olur. Aynen. Aşağıdan sürekli bir tahrik var. Hatta ben de sana YouTube'dan açabilir misin bu arada? Beraber bakalım. Ya ben izledim videoyu da beraber de bakarız. 3-5 kere izledim. Değerlendirdim.
Ben senin Twitter'daki mention'ını görerek videoyu takip ettim, baktım. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı, yani sonunun böyle biteceğini ben de hiç düşünmüyordum. İstersen beraber bir analiz yapalım. Dayı neden düşmüş ve niye sinirlenmiş? Aşağıda bir market numarası var. O marketi arayarak durum bilgisi... Halkalı'daymış bu arada. Durum bilgisi alanlar olmuş. Hani dayı sağlıklı mı değil mi? Ona göre güleceğim falan deyip marketi taciz edenler varmış. İlginç bir şekilde. İstersen bakalım. Yani şimdi ben açtım. Sen başlat mı? Ben başlatıyorum abi şu an. Ha. Evet. Küfürleşmeler. Yani evet. Salonda oturuyorsun düşün. Birden balkona çıkıp aşağıdaki adama bağırdın ya da aşağıdaki adamla evdeyken nasıl bir iletişim kurdun? Yani. Ya da balkonda mı oturuyordun? Biri sana laf mı attı? Yukarıdaki adam niye bağırmıyor? Mesela. Bir üstteki adam değil mi? Bir üstteki adam niye bağırmıyor? Niye izliyor yani? Demek ki kişisel bir saldırı. Apartmana bir saldırı değil. Hani sizin apartmanınızı bir şey yapayım şeklinde değil de hani o adama direkt. Bir tecavüz var. Şahsi bir saldırı var. Aynen, şahsi bir saldırı var, evet. Devam edelim. O da sinirlenmiş. Aynen, o da sinirlenmiş. Şimdi ben atladığı ana geliyorum. Oraya gelmeden daha bir şeyler evet. Daha var ya. Orada balkonda bir şey almaya çalışıyor. Onu da kaldıramıyor. Orada ha evet, bayağı bir cebelleşiyor ya. Orada onu kaldıramadığı an aslında yazacaksın. Bu adamın bir kas ve eklem problemi var. Yani bu bir şekilde bu tarz işleri, bu motor sinirleri harekete evet. Geçirip kaslarına yeteri kadar kontrol edemiyor. Kaldıramayacak güçte. Böyle bir zayıflığı var. Evet. Buradan aslında kafana yazman lazım bunu. Hı hı. Onu kaldıramıyor. Gidiyor içeriden tabak mı alıyor? Bir şey alıyor. Ya hani. Dolu tabak alıyor bir de. Emaye gibi böyle düşünce bir ses geliyor. Evet. Bu arada aynı anda aşağıdan da adam bir şey atıyor ona. Evet, yukarıda çıkan attığını, bir şey var. Evet, ne attığını bilmiyorum ama hı hı. Attığı şey şöyle oluyor muhtemelen, fırlatıyor adama, hı hı. Sonra attığı şey yolun yarısında diyor ki ben diyor muhtemelen bu adama çarpamayacağım. Hı hı. Yani benim aşağıdan atan adam çok yavaş attı, hı hı. Ben bu adamın suratına çarpamayacağım. Evet. O zaman diyor ben geri döneyim. Orada bir irade ve kudret sahibi havadayken olup evet. Hemen geri dönüyor. Mesela o evet, şu ayrıntıyı da... Evet. Adama yetişmeden geri evet, dönüyor. Evet, yani adama çarpamıyorum, şimdi şeye de çarpmayayım, balkonun duvarına da çarpmaya gerek yok madem, bir şeye de yaramıyoruz. Aha. Geri döneyim deyip, salıyor kendini. Çarpmadan geri dönüyor. Salıyor kendini. Eşya da biraz çekingen bu konuda, kavga konusunda. Evet, ne at, evet. Ne fırlattıysa. Yani zoraki yapılan bir kavga var sanki burada. Hani böyle... Eşya da şeye girmek istemiyor, topa girmek istemiyor. Yani evet. İkiniz arasında ikiniz çözün diyor yani. Ben hı-hı. Beni karıştırmayın abi diyor. Dönüyor oradan. Dönüyor. Balkon duvarına vurmadan dönüyor ya. Yani. Adamla muhatap bile hı-hı. Olmuyor. Balkon duvarına vursa mesela hı-hı. Adam ona da sinirlenecek. Sen niye benim balkon duvarıma vuruyorsun diye. Hı-hı. Eşyaya da sinirlenecek. Hiç muhatap olmuyor. O dönüyor ya. Seninle mi uğraşacağım diyor. Evet. Aşağı doğru yol alıyor. Ondan sonra olanlar oluyor. Kötü son. Düşmeden önce videoyu çeken kızcağız abisine polisi aradım mı diyor. Evet. Sonra düşüyor, muhtemelen orada video kesildikten sonra boş ver polisi, ambulansı ara demiştir gibi geldi bana. Muhtemelen çünkü yani polisten daha çok ambulansa artık ihtiyacı var bu abinin. Öyle bir ses çıkarttı ki kız zaten. Ay. Karşıda oturan babasıymış gibi. Gerçi insani olarak da üzülürsün yani. O Tabii. Canlı görsen muhtemelen gülmeyiz diye düşünüyorum. Muhtemelen ondan sonra da şeyi aramıştır. Ambulansı aramıştır evet. Diye düşünüyorum. Marketin numarası şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama siz de görebiliyor musunuz, okunuyor mu? Çünkü video paylaşıldıkça kalitesi düşmüş. VAS kalitesine dönmüş resmen. Twitter'da cam gibi Full HD izlenebiliyor bu video. Evet. Kesinlikle. Onun tadı başka. Twitter yani abi bu mecraların Twitter bir numaralı adresi. İlk önce Twitter'a evet, düşüyor evet. Zaten. Zaten muhtemelen bu
haber şey sitelerinin editörlerinin bir kısmı da Twitter'da gezinmekle görevli insanlar. Hı-hı. Oradan buluyorlar. Hı-hı. Direkt 3-5 kelimeyle haber yapıyorlar diye. Günümüzdeki habercilik artık tamamıyla maalesef sosyal medya haberciliği ne oradan kadar laf etseler de aynen oradan yürüyorlar. Oradan değil mi? Şey alma. Ya şimdi şöyle bir şey var. Tabağı atıyor. Hı-hı. Hani bir şey fırlatırken bir ayağını kaldırırsın. Hı-hı. Güzel. Balkon demirine de tutunup orayı bir mafsal haline getiriyor. Bir evet. Ayağını kaldırıyor. Evet. En büyük hatası ikinci ayağını kaldırmak. İkinci ayağını kaldırdığı an zaten evet. Komple tepe taklak gidiyor. Aşağı iniyor. Şey var. National Geographic'te ahmak bilimi diye bir hı-hı. şey var ya hı-hı. Program düşenleri falan hı-hı. şey yapıyor. Bu da incelenebilir. Şey. Evet. Bu kesinlikle hani o çizimler falan filan geldi. Orada da çiziyor ya böyle. Hı-hı. Buradan açısal moment alıp mahsallanıp düştü falan filan diye. O benim böyle kafamda canlandı. Hı-hı. Tam orada şey yapılacak video, irdelenecek video İrdelenecek gibi video. Geldi. Neyse şeyleri zaten dayının durumunu merak edenler aşağıdaki market numarası aranmış ve durumunun iyi olduğu haberini, bilgisi verilmiş. Tam düştüğü anı göstermiyorum. Ben öyle şeylere bakamayan adamlara da saygı duyarım. Göstermiyorum. Ya zaten 5 metreden düşüp de ölüyorsa şimdi bunu söyleyip 3 yıl sonra 5 metreden düşüp ölen bir adam olmak istemiyorum ama 5 evet, metreden Allah korusun. Nasıl düştüğün önemli. Adam kötü düşüyor. Kötü düşüyor evet. Ya resmen umarım şu an bir şey yoktur. Benim durdurduğum karede uçuyor. Uçan adam Sabri. Evet, onu anladı biraz. Biraz da kilo var. Yani şöyle bir 65-70 olsa gene çok zarar almaz gibi ama kuş gibi nerede aşağıya? 90 plus gibi duruyor. Tabii. Rahat var. Abimiz biraz rahat da var. Hasar bence kiloda etkili biliyor musun? O vücut dengesini ayarlayamamakta kiloda büyük etkendir. Çünkü tabii canım. Yani kendimden yani biliyorum çünkü ben bir de hakim olmakla aynen. 95 kiloya hakim olmak aynı şey değil. Aynı şey değil. Acaba düşünce aşağıdaki adam ne yaptı? Onu da merak ettim şu an. Ha ben onu düşündüm ya. Adamın yanına da gelmedi. O kadar laf saydın, ettin. Ama adam düşünce hani küfür de kesildi yani. Canıma da değsin falan mı yaptı böyle? Gördün mü? Bak nasıl düştün? Ya ben falan böyle adama yaptı. Ben böyle adama beddua orta, ederim falan dedi. Orta ikideki gibi. Değil mi? Yani. Ya da ambulansı mı aradı? Yukarıdakiler hala ilginç bir şekilde izlemeye devam ediyorlar bu arada. Hani adam düştükten sonra sadece kafasını şey yaptı böyle. Şöyle bir baktı. Hani bir adam var orada. Aha, iki kişi var. Şöyle aha. Devam etti de. O kavga eden değil ama. Değil. O kavga değil. Eden değil. İlginç yani o küfür eden de sustu ya hani sanki bu anı bekliyormuş gibi. Hı? Düşse de düşse, şey yapsak düşse kavgayı de bitirsek sıkıldım ya. Yani. Sıkıldım artık gidelim İyi. Falan gibi. Olabilir. Enteresan. Olabilir. Neyse gündem belirleyen önemli mecralarımızdan Ekşi Sözlük'te bu hafta yeni kafa açan bir konu başlığı açıldı. Bu biraz beni de ilgilendiriyor. Uçaktaki yolcuların çocukları. Ağlayan ve uçaktaki yolcuların uçaktaki çocukları. Uçaktaki yani. Çocuk. Aynen. Uçaktaki yolcuların anneannesindeki çocuklarıyla bir işimiz yok. Olduğunu zannetmiyorum. Yani. Aynen. Uçaktaki yolcuların uçaktaki çocuklarıyla insanların büyük problemleri var. Ya bu tamam sesten rahatsız olabilir insanlar ama hı hı. Abartmayı, büyütmeyi çok seviyor yani. Nasıl olur işte bilmem ne. Şurada uçak yolculuğu yapamadık rahat rahat. Ya bir sakin ol ya. Kimse orada bağıran bir çocuğu kucağında tutmak da istemiyordur zaten. Yani. Bunu bir aklına yaz. Evet. O yüzden hani bir noktada ben hani ilk başlarda ya böyle bir şeyle karşılaştığım ilk zamanlarda hı hı. tepki veriyordum. Sonra dedim ki evet ya insanların şu hayatta baktığında bir kotaları var. Gürültü hı-hı. adına. O
insan çocuğunla o kotayı doldurmak istemiş. Çocuğunu kotayı doldurmak için seçmiş. Ben kendi adıma diyeyim ki neden ben şarkı söyleyerek kotamı doldurmuyorum? Yani orada bağıran ve ağlayan bir çocuk varsa ben de sesli bir şekilde şarkı söyleyerek kendi kotamı o şekilde doldurabilirim. Ve kimse de bana bununla ilgili ya kardeşim ne bağırarak şarkı mı söylenir dememesi lazım. Evet. Herkesin bir kotası. Ben de bekar ve çocuksuz biri olarak kotamı bu şekilde doldurmayı tercih ediyorum. Mesela bazısı motosiklet alıyor, bütün beynimiz harap oluyor yollarda. O da o şekilde. Ben artık gürültü çıkaranları yadırgamak yerine... Onlar gibi yaşamayı tercih ediyorsun. Ben de gürültü çıkarırım. Yani benim de hakkım. Hı-hı. Arkadaşım yani herkes... O zaman herkes gürültü çıkarsın. Çok mantıklı. Yani evet. Dünya bu şekilde bir yön alırsa zaten bütün kavga gürültü bitecektir yani. Ya gürültü çıkarmayı engelleyebilir misin? Böyle saçma bir şey olmaz. Tabii tabii. Sussun beyler. Çok sessiz yaşayacağız falan. Yok. Böyle bir şey yok. Yok. Herkes bu hayatta bir gürültü çıkarmakla mükellef. Aynen. Herkes gürültü çıkarma yöntemini... ya kimi ağzından çıkartır, kimi başka bir tarafından şey çıkartır. Yani aynen. Aynen. Bu bir yöntemdir, bu bir tercihdir yani. Şarkı söylüyorum gerek. Hı-hı. Gerek bağırıyorum ve bağırmak o kadar beni rahatlatıyor ki. Mesela... Hı-hı. Bazen sokaklarda o kadar çok gürültü oluyor ki şey yapamıyorsun. Hani yanındakinin sesini bile duyamıyorsun. O noktada bağırarak rahatlıyorum. Ya yani bağırarak evet diyorum ya ben de bu dünyada varım. Bu şehirde ben de yaşıyorum. İnsanlar bana bakıyor. Çok güzel bir duygu. Yani gürültü çıkarma kotalarını insanların böyle bir alternatifle de doldurabileceklerini onlara söylemek isterim. Ya bunu denesinler. Özellikle çocuksuz ve gürültü çıkarmayan biri ise bu şekilde gürültü çıkararak gürültü kotalarını doldurabilirler diye tahmin ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Şöyle bu kota durumu aynı zamanda hayatı dengeleyen de bir şey. Yani Cengiz şu kadar bağırdı. Evet benim de artık bu kadar bağırmam lazım. Hayatta onun karşısında benim şu kadar durabilmem gerekiyor deyip aynı şekilde senin karşına seni çıkarttığın kadar en azından ya da kendi belirlediğim kota kadarıyla karşında benim de bağırma hakkım var. Yani bu gayet bence yapılabilir ve uygulanabilir bir şey. Yani uçakta da aynı durum yapılabilir ve uygulanabilir. Evet yolcularımız işte atıyorum 47B'de oturan bilmem Olcay'ın kızı 70 litre kadar gürültü kotasını doldurduğundan şimdi bütün yolcularımız ona cevap verebilir diyebilir. Evet. Ve böylelikle hani küçük mini kızımız da ne kendini yaptığının farkına var. Evet. Yani evet bak uçakta herkes bağırınca gidemiyormuşuz. Değil mi? Deyip o da bağırmayı bırakabilir. Bırakabilir. Ya tabii. Ben mesela ebeveyn olsam bunu talep edebilirim. Yani bununla ilgili hiç gocunmam. Diğer insanlar da bağırıyorsa eyvallah bağırın abi. Hı-hı. Bizimki bağırıyorsa çocuk siz de bağırabilirsiniz. Diyebilirim diye düşünüyorum. Hatta iletişimde de insanlar arası şeylerde, iş yerlerinde, toplantılarda müdürünle ya da çalışma arkadaşlarına iletişimde seni rahatlatacaksa bağır. Yani bu bağırmanın kimse tarafından yadırganmaması lazım. Bağır kardeşim. Yani bağırmanın nasıl bir zararı olabilir? Yani. Bağır yani fiziksel ya da karşı tarafı aşağılayıcı kelimeler kullanmadan ya da ona nefretle bakmadan bağırıyorsan kesinlikle bağır. Seni bu rahatlatıyorsa neden bağırmıyorsun? Neden bağırmıyorsun? Bağır. Hiç önemli çok değil. Çok haklısın. Biraz ötede bağırırsın, kulaklarımız şey olur ama ben seni gene duyarım. Seninle iletişimi aynı şekilde sürdürürüm. Hı-hı. Ama senin de rahatlamanı sağlarım bu sayede diye düşünüyorum. Empati, karşılıklı iletişimden geçiyor aslına bakarsan yine. Hayır, sen bana bağır, ben de sana bağırırım. Hı-hı. Bu şekilde bağırarak günün stresini akşam evde atmak yerine günün stresini günün içinde atarız. Kesinlikle. Gün stresli olmaz. Aynen. Yani bu iş yerlerinde de uygulanabilir ya. Sadece mesela bak şimdi uçak olarak düşünmeyelim. Mesela aynen, bir üstün sana bağırıyorsa aynı şekilde
sen de ona bağırarak cevap verebilirsin. Yani hem iş evet. ortamındaki stresimiz de şey olmaz, down olmaz, aşağı düşmez. Hem de bir an önce söylediğimiz için her şey, içimizde hiçbir şey kalmamış olur ve akşam eve tüy gibi gidebiliriz. Kesinlikle. Özellikle reklam gerektiren yerlerde, mesela kafelerde gibi böyle reklamı olsa güzel müşterisi artacak yerlerde, otellerde bu şekilde bir çalışma ortamı olsa reklamı da yapılır. Hani direkt şov haberde bağırarak çalışıyorlar. Evet. Bu restoranda işler biraz değişik şeklinde gibi. Reklamı da yapar, müşterisi de ne artar. İstersin ben falan diye mesela. Böyle mesela müşterisine garson. Hayır, kendi çalışma arkadaşları içinde bağırabilir. Aynen. Onun dışında gelen müşteri de bağırabilir. Evet. Bağırdığım bir kafe. Evet. Rahatlatıcı bence. Aynen. Yani bizim şehir hayatında olcaydım. Bizim şehir hayatında bağırabileceğimiz bir yer yok. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Bağıramamak. Bağıramıyoruz. O yüzden işte dağa gideceğim, bayıra gideceğim, emekli olunca domates yetiştireceğim, köye gideceğim falan. Neden köye gidiyorsun? Domates geliyor senin buraya. Buraya halden alabilirsin nereden istiyorsan bir tane. Neden gidiyorsun sen? Orada kimse yok. Sen orada rahat rahat bağırmak için gidiyorsun. Aslında bu. Yani gidip maça gidip bağırıyorsun mesela. Şehir içinde en fazla yapabildiğin o. Ne yapıyorsun? Maça gidip bağırabiliyorsun. İşte bu da şehirli insanın çaresizliği. Çaresizliği. Gelin evet. diyor burada bağırın. Stadyumlar yoksa maalesef bağırma bir insanların stres atma yuvası haline geldi. Yoksa ben orada, yeşil alanlar. Olcaycığım ben orada maç izlenebileceğini düşünmüyorum zaten. Yani yok. Zaten maçla alakası yok. Ya. Herkes bağırıyor. Ben sana bir şey anlatayım. İlk ben maça gittiğimde Deniz Spor maçıydı. Maç başladı. 2 dakika geçti, 3 dakika geçti. Ulan ne spiker var, ne maçı anlatan biri var. Televizyon gibi değil. Ben herkes bağırıyor. Ki, ha bir de ekstra bir gürültü, bir taraftar. Evet. Senin de onlara uyman lazım. Ben zannediyorum ki oturacağız böyle şeylerimizle, kahvelerimizi alacağız. Biri maçı anlatacak oradan. Biz maçı izleyeceğiz, dürbünlerimizi. Öyle bir ortam yokmuş. Yani ben onu anladım. Sonra dedim ki ha dedim, burası insanların bağırmayı. Burada insanlar, çaresiz şehirli insanlar gelip bağırıyor. Burada maç falan hikaye. Bunlar orada top koşturuyorlar bir şekilde. Aynen. Onlar da kendi parasını kazanıyor, ekmeğinde yani o insanlar. Aynen. Maç izleyecek olan adam gelir televizyonda izler. Dışarıya, stadyuma giden insanlar bağırmaya gider. Bağırmaya gider. Bu kadar yani. Herkes mi? Bu kadar, evet. Hatta davulunu, zurnasını ne varsa alır, ne kadar ses çıkartan eşyası varsa gider stadyumda çalar, stresini atar döner. Biraz da modern hayatın izin veriyorlar. Evet, biraz da modern hayatın aynen getirdiği bir durum. Katılıyorum. Vay peki be, bu konuda sence şey yapılabilir mi? Devlet bir adım atsa, bağırma odaları yapsa sokaklara. Mahalle mahalle bağırma odaları. Olabilir. Şöyle, bununla ilgili bir animasyon dizi vardı. Netflix'te var. Şu an ismini hatırlayamıyorum ama küçük bir ayıcık mı? Bir tane sevimli bir kedicik mi? Öyle bir hayvan var. Beyaz yakalı. Bir tane fil müdürü var. İş biraz stresli işte. Sabah gidiyor, akşama kadar çalışıyor. Akşam şey yapıyor. Brutal metal mi? Bu bağırarak şarkı söyledikleri metal türü var ya. Gidiyor. Böğürerek dar. Hayvancağız. Evet. Aynen, gidiyor hayvancağız. O şekilde stresini atıyor. O şekilde rahat. Love Death and Robots olabilir dediğin bölüm. Yok yok, değil. Değil mi? Onu bulacağım. Tamam. Şu an şey yapamadım. Bulursak da montajda ekleyelim arkaya. Aynen. Tamam. Şu köşeye bir yere koyarsın. O tamam. Da öyle bağırma üzerine bir dizi. Aslında yavaş yavaş insanoğlu bağırmanın bir ihtiyaç olduğunu ve şehirleştikten sonra bu bağırma işinin bir noktada sınırlandığını ama hala içgüdümüzde bağırmaya bir yerde ihtiyaç duyduğumuzu sezdi. Ve ona doğru evriliyoruz gibi geliyor bana. İnsanın doğasında var. Çıkabilir yani 50 yıl sonra neden olmasın?
Tabii. Bar modaları şeylerde, tabii. Sokaklarda, caddelerde neden olmasın? Bodur modaları, 3 kişi 4 kişi ya bir araya gelip. Ya da iş yerlerinde. Evet. Tomato 10 sene sonra diyecek ki rave izni verdim 10 yıl önce. Bugün de veriyorum ki bar modaları. Bar modası, aynen. Bar modası yaptım size diyecek. Ofislerini daha iyi çalışın. Hiç neden olmasın? Aynen. Stresinizi gidin burada atın. Daha verimli çalışın diye. Evet. İş yerlerine de yani gerekiyor. O, evet. Bu Google'da, Apple'da işte efendim bilardo koymuş, oyun konsolu koymuş. Yani hikaye onlar ya. Evet. İşte hamak koymuş. İki tane bar modası tane koyacaksın. Üç tane koltuk koymuş. Aynen. Onları geç. Ben nerede bağıracağım? Benim bağıracak alan, ben iş yerinde bağırmak istiyorum ya. Stres atmak istiyorum. Ya iş görüşmesinde bunu da ben sorarım yani. Bağırma odanız var mı? Sevgili İK personeli, biz evet. Nerede bağırıyoruz? Evet. Bağırabileceğimiz alan var mı? Evet. Sigara içenlere bile ayrı alan yapılıyor ya. Şu öyle bir ülkede. Neden? Neden için. Yani bağırma odası olmasın? Sigara için bile bir oda varsa. Evet. Japonya'da bağırma. Falan dışarıda sigara içme odaları. Katılıyorum kardeşim. Yani bu bağırma konusunda. Bu konuyu anlatırken sinirlendim nedense. Hı hı. Ama bir bağırmam lazım herhalde. Sen... Benim de şu an bir bağırasım. O kadar bağırmakla ilgili konuştum ki bir bağırasım geldi. Canı çekti adamın yapmadan değil mi? Yapmadan önce bir bağıracağım muhtemelen. Ya yine de yapma. Sen şimdi İstanbul'un göbeğinde oturuyorsun. daha Türkiye o olgunlukta değil kardeş. Aynen. O da var. Bir 50 yıl dediğin bir gibi. Balkon, aynen. Bir balkon problemi de ben yaşamayayım dışarıdan. Hiç gerek yok. Gerçekten ki o kadar yüksekte değil. Düşsem de problem olmaz herhalde. Gene de gece ne gerek var? Hiç gerek yok. Şimdi konu aslında şuydu, hani uçakta çocukların bağırmasıyla alakalı ve bir konuydu. Şimdi bu biraz da şeyi yandan beslediği bir konu daha var bunun. Bu yine bu hafta çok konuşuldu. Uçakta işte çocuklar, mormucuklar her yerde, ya niye bu kadar çocuk var? Biz bunu bir şeye bağlayalım, böyle çocuk yapma ehliyeti gibi, aynen, çocuk yapma ehliyeti gibi bir şey yapalım, uyduralım ve insanlar çocuk biraz daha zorlansın çocuk yaparken gibi bir konu oluştu ülke gündeminde, çocuk yapma ehliyeti ile alakalı. Bu konuda şimdi çocuğu yapma ehliyeti nasıl, yani üzerinde ehliyet yoksa, yanında çocuk varsa mesela polis ne yapıyor? Çocuğu bağlayıp gidiyor mu? Yani ne yapıyor? Yani anlamadım ben o konuyu tam olarak. Yani nasıl olacak? Ben sürekli yani, ehliyetle gezmek zorundayım. Şöyle, üzerinde ehliyet olmasına gerek yok ama bunlar zaten kayıtlara geçer muhtemelen o ehliyet aldıktan. Çocuğun sonra bir şase numarası falan mı var? Plakası mı? Hayır, GBT'sinde yazar o adamın. Ehliyeti var. Evet. Yazar. Ya da kadının. Hı-hı. Ondan sonra şey yaparsın, GBT sorguladıktan sonra ehliyeti varsa hiç problem yaratmazsın ama büyük şeyler var bu konuyla ilgili, ikilemler var kafamda. Yani hı-hı, böyle bir ehliyetin verileceği bir ülkede hani adam kayırma olabilir, hani sen yap sen yapma diye. Yani bu kötü emellere alet olabilecek bir konu. Her şeyin doğru işlediği, görece hukukun hiç yanlış yapmadığı, liberal bir ülkede uygulanabilir, hakkaniyetli bir şekilde. O noktada da zaten liberal bir ülke olduğu için çocuk yapma noktasında insanlara karışacağını da zannetmiyorum. Hani bir ikilemdeyim, yani Nazi Almanyası uygulaması gibi geliyor biraz. Sen yap. Orada da işte sadece Almanlara izin veriyor. Bak onlar bile yapmamış aslında baktığında. Yapmış mı bilmiyorum, şu an çok bilmiş gibi konuştum ama yapmadığını tahmin ediyorum. Bence de yapmamıştır. Yani şeylere, Yahudilere ya da Polonyalılara kardeşim çocuk yapmayın diye bir baskı uyguladıkları hiç denk gelmedi yani. Şöyle aslında onlar bile yapmadıysa bu bayağı Faşizan. Kesinlikle gibi geldi şu an bana. Şöyle ehliyet verme noktası. Şöyle durumlar da yaşanabilir. Hani iki çocuk diyelim kavga ediyor. Biri birini döverken yak işte çocuğuna niye sahip çıkmıyorsun? Ehliyeti bakkaldan mı aldın falan gibi durumlar da yaşanabilir. Evet öyle muhabbetler de olabilir. Yani ilginçtir. Yani adam bu sefer hep kavga büyüyecek. Ebeveynler de
işin içine girecek. Yani sen ne diyorsun lavuk falan gibisinden. Diyecek ki birbirlerine dalacaklar. Alacak, işte ehliyete bakkaldan mı aldın lafı bence çok tehlikeli bir laf. Bu tür durumlarda oluşabilir. İnsanları gaza getiren. Gaza getiren bir laf. Bir de şey olabilir. Hı hı. İki çocuk kavgası dedin. Hı hı. Şey aklıma geldi. Bir çocukla hani senin babanın ehliyeti yokmuş falan filan diye dalga da geçilebilir. Bu çocuk açısından çok üzücü travmatik bir durum. Gurur kırıcı bir durum. Hani yok mu? Baba bizim ehliyetimiz yok mu şeklinde hani gider babasına sorar. Ya yani bu dramatik bir durum aslında. Ehliyet noktası şu an biraz soğudum. Ama hala bir noktada gerekliliğini düşünüyorum. Bence de. Ama bunu nasıl koordine edersin, nasıl hakkaniyetli bir şekilde dağıtırsın? Hiçbir fikrim yok. Onu da devlet düşünsün. Aynen. Devlet düşünsün yani, işine yani. Bu işin okulu var. Ben hiç okumadım, etmedim. Siyaset diye bir okul var. Mezun olunca ne olduğun belirsiz. Nereye girdiğin belirsiz. Sen bu arada siyaset okumadın değil mi? Şey yapıyoruz. Yok. İkisi o zaman. Onların da öyle bir geliştirme noktasında bu konuyu ele alma şeyi olabilir. Devlet bu konuyu da ele atsın lütfen. Ehliyet konusunda... Şu an atmasın yani. Şu an daha önemli konular var. diye tahmin ediyorum. Ya vardır herhalde. Vardır. İnşallah. İnşallah çok daha büyük konular olmaz, öyle söyleyelim. Geçtiğim ya bugünlerde zaten Akdeniz suları ısınıyor, az çok takip ediyorsundur. Hani Ege değil mi ya? Akdeniz. Ege, Akdeniz ya da ikisinin tam arası Muğla civarı o köşe. Oca hiç takip etmiyorum desem inanır mısın? Ciddi misin ya? Vallahi. Ya ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum, o yüzden hiç. Böyle Yunanistan'da bir şey var dediler ha. Her zaman arada oluyor noktasındayım yani. Hep vardı. 15 yıl önce bir kardak krizi sanırım patlak vermişti. Ya o kardakta zaten savaş çıkmadıysa ben çok çıkacağını zannetmiyorum. O dönemlerde herkes daha bir milliyetçiydi. Yunanistan da öyleydi yani. Dünya daha bir milliyetçiydi. Dünya milliyetçiydi evet. Şimdi şeye zaten daha yakındık yani ulus devletlerin ayrılması noktasında daha yakındık yani daha yeni bölünmüştü insanlar ulus devletlerine daha böyle bir milli duygular içindeydik yani 90'larda. Şimdi biraz globalleştik ya artık kimin eli kimin cebinde belli değil kusura bakma da. Yani o oraya gidiyor bu buraya gidiyor birinin annesi Yunan babası Türk birinin Kürt birinin Alman annesi babası yani ne oldu belirsiz artık ulusçuluk da pek 90'lardaki kadar sert değil gibi geliyor. Doğru. O yüzden hani bana çok şey geliyor. Yapma geliyor ya. Yapay geliyor yani. Bir şey çıkmaz gibi. Bilemedim şu an. Zaman gösterecek. Sen de desteklemediğin için zaman şu an bir şey diyemiyoruz. Zaman gösteriyor. Yok yanlış bir şey söylemiyorsun. ne olacağı da belli olmuyor işte. NATO çünkü Birleşmiş Milletler Yunanistan'a destek verir gibi konuşuyorlar. Biz de kendi bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz ki öyle olması gerekiyor. Ne olacağını önümüzdeki günlerde, önümüzdeki belki de saatlerde görürüz şu an. Bu kaydı yaparken saat gece bir. Biraz durumlar kritik bir seviyedeydi. İnşallah bir aksilik çıkmadan. Umuyoruz bir şey olmaz. Umarız aynen bir şey olmaz çünkü dolar ve euronun şeyi de belli, durumu da belli. Aksi bir durum hem ülke ekonomisine ekstradan külfet de getirecektir. Ya ekonomi değil tabii sen orduda olduğun için biraz uzak kalıyorsun. Burada Yunanistan'ın ilk hedefi burası. Özellikle Kadıköy diye düşünüyorum. Bir bomba atılacaksa direkt Kadıköy. Gerçi ben Ermeni mezarlığının yakındayım. Onlar buraya bomba atmazlar diye düşünüyorum ama gene de bir tedirginlik hali var. Tedirginlik var. Evet Cengiz'ciğim şimdilik toparladığımız haberler bu kadardı. Evet. Kısaca bence ülke gündeminden bahsettik. Konu ve şeyler konuştuk, fikirler konuştuk. İnşallah bizi dinleyen insanların aklına bir nebze olsun. Gelmiş. Bir şeyler
aşılayabilmişizdir. Öyle hiç hoş öyle bir derdimiz de yok ama. Yok, aynen. Bir şeyler alsınlar isterim yani, kaç dakika oldu. Boş boş izlemesinler sonuç olarak. 46 dakikada konuşuyoruz. Bir şeyler de almışlarsa sevinirim diyorum. Bence öyle oldu. Bu arada arkadaşlar, Cengiz bizimle beraber perspektif.net üzerinde kendi bir köşesi olacak bundan sonra. Oraya evet, daha ismini belirleyemediğimiz. Belirlersiz. Ben sana güvenle yazamadı. Bizimle beraber arkadaşlar, aynen. Yazacaksın ama ben şeyim. Bir eğilimim var o konuda. Yok, yazacağım da şu an videoda duyurusunu yapamadık mesela, ha, biraz. Aynen. Olsun. Şey oldu. Olsun. Zamanla şey yaparız. Ben açıkçası bu programın farklı tarihlerde yine aralıklarla yapalım isterim. Sen de müsait olduğun zaman. Olabilir. Aynen. Her zaman. Aynen. Çıkan sonuca göre de şekillenir zaten ne yapacağımız. Ben çok mutluyum bizimle beraber olduğun için. Uykun da geldi zaten. Bir mukavele. Şimdi mışıl mışıl uyuma zamanı. Montajı artık muhtemelen birkaç güne biter ve hafta sonu yayınlarım diye düşünüyorum. Sana da izleteceğiz. Sen ham çıktığı elde ettikten sonra bir şekilde o gerisi gelir. Gerisi zaten gelir. Aynen. Çok zaten müdahale yok. Kesmeden gayet güzel bir şekilde 45 dakika konuştuk. Bizleri arkadaşlar perspektif.net adresinden takip edebilir. Perspektif Instagram kanal, Perspektif kanal Instagram adresinden, Perspektif kanal Facebook adresinden ve Perspektif 3 Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Yine ayrıca 3 bilmiyorum, 3 diye aldım direkt. Yani hiç 1-2 alınmış ilginç bir şekilde Twitter 3'ü verdi. Ben de hiç uğraşmadım. Bakma, böldüm ama çok merak ettim bu konu. Kim aldıysa 3 1-2 nerede bilmiyorum ama alınmış da. Perspektif almış. Perspektif 1'i almış. 2'yi almış. Ben de 3 kaldım. Aynen. Ya çok da uğraşmadım. Twitter'da zaten çok hani perspektif üzerinden Twitter'da çok aktif değiliz. Daha çok Instagram, Facebook ve YouTube. Ya 3'ü yazmasan da zaten o logoyu görür insanlar. Görür, aynen. Görürler. Yine Twitter'da Cengiz Keçeci ismiyle varsın. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani 120 takipçimle. İnşallah binleri, 2000'leri görürsün ilk etapta. Yani şöyle, inşallah görmem çünkü çok saldırgan ve aşağılayıcı şeyler yazıyorum. Şeymikler yapıyorum. O yüzden çok tepki alabilir diye düşünüyorum çok takipçi olunca. Ya daha çok o senin yüzden beni seven ve benim aşağılamalarıma destek veren. Aynen, ırkçı bir kesimle beraber ilerlerim diye düşünüyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır o kesimin içinde ben de varım. Güzel şeyler yakalıyorsun. Yine ters YouTube ederim. Kanalda YouTube'da Cengiz Keçeci ismiyle arkadaşlar yine bulabilirsiniz Cengiz'i. Yine Perspektif'te karalama defterinin içinde bir küçük ufak da bir köşesi olacak. Evet. Yazılarımla Perspektif'teyim. şöyle yapalım. Karar gazetesi gibi. Peki Cengiz, çok teşekkür ederiz bizimle beraber olduğun için. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Aynen. İçimdekileri ve beynimdekileri aktarabildiğimi düşünüyorum. Rahatça konuştum. Keyif aldım ben açıkçası. Ben de keyif aldım. Yani bak, bu ileride daha iyi bir yere gelecektir eminim. Yani ben bu akşamki şeyden elektrikten biraz onu aldım. Daha iyi programlar, daha doyurucu programlar yapacağız gibi geliyor. İnşallah. Peki Cengiz, tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bizleri dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Perspektif.net üzerinden takip edebilirsiniz. Bildirimleri ve çanı açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Beni Mehmet vuran Bey baba takacak. Açayım göstereyim mi? Orada karşı yoldan geçtim. Kimi dinle dedik. Allah'ın Efe Hazretleri'nin dediği gibi.